Bir insan gitmiş efendim medresede, okulda, mektepte 5 sene, 10 sene, 6 sene, 7 sene, 15 sene, 20 sene okumuş, ilim öğrenmiş. Hatta öyle ilimler öğrenmiş ki adeta okuduğu ilmi su gibi içmiş. Yenilen yemek hazmedildiği gibi okuduğu ilmi adeta o şekilde hazmetmiş. Ama bu insanın nefsine karşı bir mücadelesi yok. Nefis mücadelesi yok. Bu insanın nefis tezkiyesi yok. Bu insanın okuduğu ilme amel etmesi yok. Okuduğu ilme, öğrendiği ilme amel etmiyor bu insan. Kardeşlerim, Kur'an'ın tabiriyle bu insan iki ayaklı şeytandır. Kur'an direkt bu şekilde söylemiyor ama Kur'an'da şeytan hakkındaki ayetlere baktığımızda şeytan da alim idi ama ilmine amel etmedi. Allah bunu lanetledi. Dolayısıyla ilmine amil olmayan insan melundur. Melundur, melundur. Şimdi lanetlenmiş birisinden sen hangi dini öğrenebilirsin? Ondan öğrendiklerin senin dünya ve ahiret saadetine sebep olabilir mi? Onun kendi hangi dini öğrenebilirsin? Ondan öğrendiklerin senin dünya ve ahiret saadetine sebep olabilir mi? Onun kendisine sokabilmiş mi ki? Bu konuda seni de alsın saadetin içerisine götürsün. Nefsine karşı cihad etmeyen, nefse karşı mücadele etmeyen, heva ve hevesi ile hareket eden, nefsini kendisine komutan eden ve nefsiyle oturup kalkan, okuduğu ilmin aksine göre yaşayan, okuduğu ilim vahdetten söz eder, birlikten söz eder, beraberlikten söz eder, ihlastan söz eder, dayanışmadan söz eder, samimiyetten söz eder. Bunları ağzında söyler. Vahdet söyler, ihlas söyler, birlik söyler, efendim beraberlik söyler, dayanışma söyler. Özel anlamda söyleyeyim. Şia'ya kafir diyen, efendim sözde şarlatan hocalarla gider resim çektirir. Efendim Şia'ya sapık diyen hocaları sevdiğini ilan eder. Bunlar bir meziyetmiş gibi bunları yapar ama Şia'nın topluluğunun içerisine geldiği zaman da kendisi tefrikaya sebep olur. Bir tane Şia aliminin cuma namazı kıldırdığı camide gidip cuma namazı kılmaz. Çünkü hiçbirisini cumaya liyakatli görmez. Hiçbirisini kendisinden yukarıda görmez. Hepsini kendisinin aşağısında görür de ondan. Enaniyet kötüdür der, enaniyetçilik yapar. Riyakarlık kötüdür der, riyakarcılık yapar. Tefrika kötüdür der, tefrikacılık yapar. Şimdi böylelerinden siz hangi ilmi öğrenebilirsiniz? Böylelerden sizin ahiretinize ne gibi bir faydası olabilir? Onun için insan ilim öğrenmede seçici olmalıdır aziz kardeşlerim. İlmi kimden öğrenmemiz gerekir? Pazara gidiyoruz, elma alırken seçiyoruz. Şarküteriden peynir alırken seçiyoruz. Elbise alacağımız zaman seçiciyiz. Evleneceğimiz zaman seçiciyiz. Bakınız, araba alacağımız zaman seçiciyiz. Doktora gideceğimiz zaman seçiciyiz. Hayatımızın her alanında biz insanoğlu seçiciyiz. Bir şey yapacağımız zaman, alacağımız zaman seçerek karar veriyoruz. Peki dinimizi öğrenme konusunda neden seçici olmuyoruz? Çünkü dine önem vermiyoruz da ondan. Dinimize, ahiretimize önem vermediğimiz için bu konuda seçici davranmıyoruz. Elbisemize verdiğimiz önemi dinimize, ahiretimize vermiyoruz. Arabamıza bindiğimiz arabaya verdiğimiz önemi dinimize, ahiretimize vermiyoruz. Kimse kusura bakmasın, bu böyle.
Bir araba almadan önce 5 tane marka inceliyorsun. 5 model inceliyorsun. Şunu mu alayım, şunu mu alayım, şunu mu alayım? Bir elbise alacağın zaman 3 tane elbise giyinip çıkarıyorsun. Aynanın önünde duruyorsun. Bir şarküteriden peynir alacağın, zeytin alacağın zaman dakikalarca inceliyorsun. Pazardan meyve alacağın zaman inceliyorsun. Ya dinini öğrenme konusunda neden hassas davranmıyorsun? Okuduğu ilmin aksine göre yaşayan bir insan sana neyi öğretebilir? İhlas deyip riyakarlık yapan bir alim, vahdet deyip tefrika yapan bir alim, samimiyet deyip efendim, samimiyetsizlik yapan bir alim, vahdet deyip tefrika yapan bir alim, samimiyet deyip efendim, samimiyetsizlik yapan bir alim, vahdet deyip tefrika yapan bir alim, samimiyet deyip efendim, samimiyetsizlik yapan bir insanları kullanma kimliğine, karakterine sahip olmadığı için kullanılıp da İmam Sadık üzerinden şöhret olmak isteyenler İmam Sadık'tan uzak duruyordu. Yani o günde efendim hakikatin susayanları az idi. Bugün de hakikate susayanlar azdır. Ama genelde bakıyoruz ki insanoğlu dinini ve ilmi öğrenmede kimden öğreneceğim noktasında seçici değil.